Bildane kurtaran. Doğru haber. AVM gezmektense. Öğretilmiş duyguların öğrenilmiş duygulara dönüştüğünün ispatlarındandır AVM'ler. Kiminin uzun aralıklarla düzensiz olarak gittiği gerçeğini kabul etmekle beraber, toplumun büyük çoğunluğunun en az haftada bir kez veya periyodik aralıklarla AVM'lere gitme ihtiyacı hissettiklerini bizzat yakın ve uzak çevremizden biliyoruz. Hatta fazlaca abartıp, törensi davranışlara dönüştürüp, gitmeden önce bir güzel hazırlanma, var olan kampanya ve indirimlere vakıf olmak için kısa bir araştırma ve son olarak çıkarken ailece çekilmiş bir selfie çakıp sosyal medya hesaplarından paylaşmak bu törenin olmazsa olmazlarından birçoğu için. Bu ve bunun gibi birkaç hazırlıktan sonra artık AVM'lerin yürüyen merdivenlerinde değmeyin keyiflere. Sağlıklı sosyalleşmenin, hayatı paylaşmanın, hem de her kesimle kutuplaşma olmaksızın buluşmanın biricik mekanıdır AVM'ler. Tek yürek buluşmanın biricik mekanında gezerken, bir fırsat fast food işlemini gerçekleştirdikten sonra yeni birkaç parça eşyayı da alabilme şansına sahip olduysak, çok şükür deyip huzurla evlerimize döneriz. Oysa modern ve kapitalist sistemin bu biricik eylemi gerçekten tatmin etmemiştir bizleri. Çünkü kalpler mütmain olmamıştır. Sürekli bir alma ve verme denklemi üzerinden beslenen mevcut sistemin dönen çarkına bir anlık çomak sokup beyin çarkımızı döndürerek hiç düşündük mü? Dolaplarımız yeni kıyafetlerle, mideler leziz yemeklerle dolduğunda hayatımızdaki boşluklar doluyor mu? Cep sıcak olunca muhabbetler de sıcak olup ısıtabiliyor mu? Daha çok almak için, daha çok çalışmak, daha çok kazanmak için vermek. Koşulsuz şartsız vermek bizleri tatmin ediyor mu? Bilakis alınamayanlar için yeni maddi açıklar başlarken maddi anlamda cüzi bir oranda tatmin olunsa bile manevi açlık yerinde duruyor. Çoluk çocuğunu dışarı çıkarıp hava aldırmanın gönül rahatlığıyla dönen eş, kocasını koluna takıp popülist kültürün bu güzide törenini icra etmenin hazzını yaşayan kadın, akrabalarından geri kalmayan kısmetli çocuklar. Neden mutlu değiller o halde? Neden mi? Ailece gidilecek, görülebilecek onca mekan, tadılabilecek o kadar çok duygu varken, huzuru, mutluluğu, muhabbeti hep yanlış adreslerde arıyoruz, itiraf edelim. Kalbi olmayı pekiştirecek, hikmetli bakış açısı kazandıracak mekanlar bulmak o kadar kolayken, en büyük hatayı şurada yapıyoruz. Kendimize ve ailemize faniliğimizi, birlikteliğimizin dahi geçici olduğunu unutturacak, dünya sevgisini besleyecek mekanlarda ısrar ediyoruz. Zamanımızı buralarda israf ediyoruz. En basiti, haftada bir olmasa da ayda bir kabir ziyareti yapsak. Adı ilk olarak soğuk gelen bu ziyaretin sıcak duygularla bizleri yuvalarımıza uğurlayacağından emin olalım. Çünkü kabirler, baktığı gözün, tuttuğu elin kendinden bir gün mutlaka ayrı düşeceğini hatırlatır. El ele AVM'ye girip, çıkışta ayrılan ellerin aksine ayrı kalan eller birbirini sıkı sıkıya tutan ellere dönüşür. Bakışlar bile değişir ve aile olma saadetine yeniden şahitlik ederler bu vesileyle. Evlatlarımıza ve bizlere sürekli ölümü, mahşeri, hesabı unutturan mesajların aksine kalplerimize hakikatin mesajını bırakır kabirler. Hızlı ve gürültülü yaşam temposundan azade kılıp, sessiz sakin bir şekilde tefekkür etmenin manevi hazzını tattırırlar. Bir kez daha düşündürürler. Neleri unuttuk? Önce Rabbimizi, sonra kendimizi. Peki, kabirlerde yatan bunca insan ne verdi ve ne aldı? Tam da burada Tegabun suresini tekrar tekrar düşündürürler. Son zamanlarda hemen hemen herkesin içine düştüğü alışveriş girdabına bir de buradan bakarak daha büyük ve daha önemli alışverişleri tekrar ve yeniden hatırlatırlar. AVM gezmektense. Hazır Şubat ayı gelmişken canını Allah'a cennet karşılığında satıp karlı bir alışverişte bulunan şehit kabirlerini ziyaret etmekle başlayabiliriz. Ne alınır ve ne verilirse kalpler mütmain olur başlığıyla bir aile dersi yaparak.